ısınması gerekiyor. Tabii bu stüdyo şartlarında yukarıdan klima çalışıyor. Evet, orada şey yok. Biz peki, bir de odun ateşinde yapıyoruz bunları. Büyük kazanlarla daha sıcak bir ortamda. Suyun ısısı daha sıcak oluyor. Yani alttaki peynir suyu. Suda ateşi de ona göre ayarlıyoruz. Evet. Yoğurdun mayası da gelecek gibi değil galiba. Bayağı bir ısınamadı o. Çok az kaldı. Az mı kaldı? Peki karpuz marpuz bunlar sizin oradaki üretimleriniz mi? Bunlar bizim çok eski tohumlarımız. Normalde bunların hibriti de yapılamıyor. Bu karpuzu keselim de hatta bir tane gösterelim. Bu karpuzu biz Temmuz, Ağustos ayında topluyoruz tarladan. Evimizde sergenlerimiz var. Bunları niye orada, o öyle de bu böyle? İki farklı cins, hatta üç farklı cins var. Birini getiremedik. Kolay yetişiyor mu karpuz sizin o iklimde, evet, şeyde? Evet, çok güzel oluyor. Yaz karpuzuyla birlikte ekiliyor yapalım, aynı zamanda. Hem konuşalım, evet. Ondan sonra bunları topladığımızda kaldırıyoruz. Yılbaşı gecesi kavunumuz, karpuzumuz bizim olur. Mart ayına kadar yeriz. Hiç de bozulmaz bunlar. Şöyle bu bıçak biraz zor olacak. Olmayacak da bıçak biraz... Bir saniye. Başka bir bıçak var mı? Şu olur mu? Evet. Tamam. Bunu alalım. O belki daha iyi olacak. Evet, şöyle. Dikkatli olun. Tamam. Biraz serttir de bunun kabuğu. Evet. Şöyle keseceğim, biraz zorlayacak bizi ama. Olsun, olsun. Ooo! Kütür kütür. Bu böyle mi rengi? Evet, sarı ve yavru ağzı çıkar. O da pembemsi olabilir. Bunlar iki cins. Bunlar ben hep babaannemden kalan tohumları her sene biz ekeriz. Yazın, yani yaz kış biz pek pazara çıkmayız. Her şeyimiz tohum, kendimizde var. Tohum saklamak çok çok önemli. Şöyle gördüğünüz gibi hiç de içi geçmez. Bu Trakya'mızın Silivri Büyükkılıçköy'ünün karpuzudur. Evet, bir dakika. Şöyle tatmak ister misiniz? Bakmak istiyorum. Şuradan bana, şuradan verirsen bir tane. Tamam. Şöyle bunun şeyi, çekirdeği farklı yalnız. Tabii. Çekirdeği iridir, alacalı. İri. Peki bunun içi güzel mi? Çok güzel. Şimdi tadacaksınız. Şöyle verelim. Bir dakika. Affedersiniz. Affınıza sığınıyorum. Yani bu da böyle yenir. Bak gözüm diyor ki, dişime ulaştı. Sileceğiz hemen. Ay hamile mamile varsa vallahi göndereceğim canı. Bir şey söyleyeceğim. Köyümüze bekleriz, var. Veririz. Tadı bir tık farklı, daha az şekerli. Evet, daha az şekerli. Aslında yeni tohumlarla yetişen karpuzlar çok tatlı. Kabuk asit dediğimiz şeyler de yapılıyor. Bizim yerli yaz karpuzumuz da çok tatlı değil. Evet. Ve midemizi yoğurmuyor, şekerimizi fırlatmıyor. Ama insanlar bu tatlı ve çok sulu. Bu mevsimde bu karpuzun bu şekilde... Ya, Ağustos ayında kaldırdık bunu sergene. Düşünün, bakın hiç içi de geçmedi. Kütür kütür. Yılbaşında. Sana sarı karpuzlar aldım Silivri'de çiftlikten. Sarı laleler yerine Masar Alanson bunu yapsın bundan sonra. Evet. Vallahi çok güzelmiş. Sarı karpuz. Evet. Süper güzel bir şey. Mısır tohumlarımız çok, inanın bakın su şu anda elimden akıyor suyu. Hani yazın sonuna doğru biz böyle kekremsi, susuz, kuru bir şey yedik. Evet. Karpuz yedik. Ama bu şahane. Evet, mutfakta az bir vaktimiz kaldı. Evet. Kavununuz var. Evet. Ayvanız küçük küçük mü? Evet. Biz hiçbir ziraat ilaç kullanmıyoruz. Kurtludur da. Ama makbulü de budur diye düşünüyorum. Ve çok da lezzetlidir. Ayva da çok güzel. Evet. Bakın şimdi, peki o ayvalar neden o kadar kocaman kocaman oluyor da bu? Ben de geçen gün... bahçe ayvası diye böyle aldım. Bunlar bizim daha yeni ağaçlarımız. He. Biraz baştan küçük verecekler, sonra büyüyecek ama o kadar da büyümez. Yani sizin manavlarda gördüğünüz kadar olmaz bizim. Mevsimine, yerine, toprağına göre değişir. Evet, vallahi çok güzel. Mısır da var. Evet, bunlar bizim yerli kent tohumlarımız. 8 sıralı dediğimiz sarı mısır. Diğeri de 10 sıralıdır. Zaten 10 sırayı geçtiği zaman düşünün ki başka bir şeydir. Biz bunları böyle kurutuyoruz. Ertesi sene tekrar tohum yapıyoruz. Bir dakika. 10 sıraları bir göstersene, şöyle mi? Şöyle, evet. Bunları saydım. Bakın 2 burada tuttum. 2 tamam. Burada. 2 burada var. 2 burada. 8. 8 olmalı. Ahtapotun bacağı gibi. 8. Yerli mısır. 10'lu olur beyazda.
Evet, 10 olmasın diyorsun. Olsun, 10'dan fazla. 20'yi geçiyorsa böyle şişman, güzel mısır, onlar dışarıdan gelen tatlılar. Evet. Tüm bunlara dikkat evet. etmek lazım. Çoluğa çocuğu alıyoruz, yediriyoruz. Cevizler de öyle. Evet, bunlar yalova cinsidir. Bunları da biz yetiştiriyoruz. Şöyle size göstereyim. Şimdi, kırayım. Hani biz yetiştiriyoruz, bunu şey için söylemiyor. Bu, yani Aysu'nun gururu şu anda. Evet. Yani gurur duyuyor yaptığı işle ki yerden göğe kadar da haklısın. Ben gördüğüm ve yaşadığım, tattığım bütün her şeyi başkalarına da tattırmayı seviyorum. Güzel. Hani benim oğlum yiyorsa herkesin çocuğu yemeli, bu şekilde beslenmeli diye düşünüyorum. Hep fazla bir şey üretmeye çalışıyorum. Çiftliğinizde böyle hafta sonu falan gelip misafir ağırlıyor musunuz? Yani gelenlere kapımız hep açık. Gelip genelde alışveriş yapar, hayvanları sevip dönerler. Biz de müsaade ediyoruz. Evet, öyle bir şey yok. Yani restoran tarzı bir şeyleri yok. Yok. Bunlara anca yetişiyorlar zaten. Evet, ileride çok inşallah. Çok güzel. Şimdi örgü peynir öyle. Evet. Bu bakalım ılındı şimdi, mı? Evet, ılındı bu da. Şimdi yoğurdu da mayalayalım isterseniz hemen. Hemen mayalayalım. Hangisiyle? Şunu alalım. Bir dakika. Tahta kaşıkla mı yaparsın Aysun yoksa... Şeyle metalle de yapıyoruz. Metalle sıkıntı de yapıyorsun. Onda ha. bir şeyimiz yok. Ne kadar koyacaksın? Kaç litre o süt? Şimdi bu sütün hepsini koymayacağım. Ben şimdi yarım litre. Ha şuna yapacaksın. Gavanozlara mayalıyorum. Bir dakika. Ben sana kepçe bulmaya çalışacağım. Kepçe burada var. Var mı? Kepçeyle var. Alalım o zaman. Ben geçen gün kepçesiz yapayım dedim. Oralara bir döktüm bir şeyler oldu. Şimdi bu yaklaşık 40 dereceye geldi. Parmağımızı koyuyoruz. Ondan sonra şöyle bir bakıyoruz. Ona kadar sayıyoruz. Hafif ısıracak elimizi. Olmuş mu? Olmuş. Tamam. Bunu kavanozlarımıza dolduruyoruz. Bakayım ne kadar koyacaksın buna. Şimdi mesela inek sütünün mayasıyla manda sütünün mayası farklı mı? Değil. Aynı. Şey mi istiyorsun? Çukur bir kap mı? Küçük. Şöyle mayayı çırpacağım. Tamam. Kase olsaydı daha iyi olurdu. Kase ben... Kase de verebilirim. Hayır, bir dakika cama koyalım. Dur ya. Yani. Tamam. Evet. Ben de niye öyle bir şimdi şey... Şimdi şu özel... yoğurdun şeyini de göstereceğim size. Evet. Yani çok bir güzel. Litreye yaklaşık bu kadar koymanız gerekiyor. Bu fazla biraz. Bunlar önemli şeyler. Evet. Hafif sütümüzü de eritiyoruz. Bir çay kaşığı kadar şeker koyarsak. Bu şeker mi tuz mu? Tuz mu? Bu şeker olsaydı. Neyse şeker o. Şekerini sonra koymuş farz edin. Evet. Şu anda bulamıyoruz. Vakit mayalar az kaldı beslenir. Tohuma geçeceğiz. Sonra aynen şu şekil mayalıyoruz. Biliyorsunuz Silivri'nin yoğurdu meşhurdur. Evet. Ne kadar şeker koyuyorum dedim. Bir çay kaşığı. Tuz hiç koymuyorsun. Yok. Bir çay kaşığı. Evet. Sonra kapağını kapatıyor musun? Kapatmıyor. Bunu kapağını kapatmayacağız. Üzerine bir örtü. Şöyle aslında bundan yüksek bir şey koyup şöyle bir şimdilik şöyle koyalım. Yani bez peçete yani beyaz tülbentlerimiz var bizim. Onları böyle kapatıyoruz ki buharını çeksin katı bir yoğurt olsun böyle. Bakın önemli bir ayrıntı yoğurt evet. yapanlar. Bu inek sütünde de böyle mi yapmalıyız? Böyle evet. mi tavsiye edersiniz? Evet kapağını kapatırsanız sürekli buharlaşır içerisine su salar. Vay güzel. Yani böyle kas katı bir yoğurt yapmak için bu tamam. şart. Evet. Sonra da sarmamız gerekiyor. Atadan anadan kalma evet. usullerimiz var. Evet. evet. Yani 4 böyle. Saat mi? 4 saatte mayalanmış olacak. Süper. Oda sıcaklığında. Oda sıcaklığında. Ya fırına falan koymamıza gerek fırında yok. Fırında da yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde mayalayıp koyun fırına. O kendi sıcaklığına fırında...